Şimdi dün bir yayın izlemiştik dün başında. Biliyorsunuz Melis Hanım'a bir saldırı olmuştu Yeliz Hanım tarafından. Hatta sonrasında da burada görüşmeler, konuşmalar, hararetli konuşmalar oldu. O görüntüleri de hatta tekrardan izleriz. Melis Hanım, annesi Sevda Hanım da buradalar. Dün herhalde Melis Hanım çıktı tabii yayından çünkü kötü hissetti kendini. Evet. Sanırım eski erkek, yani şurada siz kötü hissettiniz. Eski erkek arkadaşınızın yaptığı bir kötü olan bir şey ortaya çıktı ve sizi üzdü bu. Aslında ağlamışsınız da arka tarafta sanırım, değil mi? Yani sinirden ağladım, evet, doğru. Evet. Ama bunun erkek, ya o beyefendiyle alakası yok yani. Erkek arkadaşım denilmesinden bile hiç şey yapmıyorum. Onunla alakası yok yani. Yaşadığım travmatik olaylar beni artık, yani hani siniriniz bozulur bozulur, artık duramazsınız, ağlamaya başlarsınız ya, benimki tamamen o tarafta yani. Siz peki Sevda Hanım, siz de çok kızdınız hanımefendiye. Şimdi tabii şu da var, şunu da görmek lazım. Sonuçta kızınıza biri saldırıyor, siz yanından ayrılmışken, hani canını acıtıyor şimdi. Değil mi? Çocuğumuzun birini canını acıtsa çok sinirleniriz, öfkeleniriz. Onun da bir öfkesi var sanırım sizde. Evet, çok fazla. Zaten ben orada olsaydım o manzara, takdir edersiniz ki, öyle olmazdı. Siz bilerek mi sizin gitmenizi beklediklerini düşünüyorsunuz? Mutlaka, mutlaka, mutlaka. Mutlaka karşı çıkardınız çünkü, ya da korurdunuz. Tabii ki, yani aksi mümkün mü? Yani. Dün Yeliz Hanım şunu çok, onun iddiası şu şekildeydi. Benim hakkımda çok konuşuldu. Melis Hanım her TikTok'ta yayın açtığında benim hakkımda konuşuyordu. O yüzden ben geldim, orada saldırdım diye söyledi. Şimdi ben şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Ben kendisinden bana dayak atmadan önce hiçbir kötü bir şey bahsetmedim. Ama takdir edersiniz ki sizin iki katınızda bir kadın, asla gücüm yetmez yani benim ona, zaten karşı koymaya çalışsam da gücüm yetmez. Beni orada dövüyor öldüresiye ve bunun devamı da var bu videonun. Yani diğer yani şiddet taraf, devam mı ediyor, şiddet orada? Devam ediyor. Tabii. Diğer taraf gözükmüyor burada. Bu sadece lokantadan alınan, bizim siteden alınan kamerada diğer taraftan vurdukları da gözüküyor zaten. Böyle bir dayak yiyorsunuz, herkes bu insana bir şeyler söyler. Yani düşünün ya, suçsuz yere dayak atıyor bana. Ben de hatta yayında dedim ki, ya dedim, ben madem suçsuz yere bu dayağı yedim dedim, bak dedim, şimdi senin hakkında konuşuyorum gerçekleri dedim. Bu, ben onun öncesinde onun hakkında konuşmadım kötü bir şey. Bana söylendiğinde, X kişiyle görüşüyorlar denildiğinde, iyi kadındır, görüşsün, kiminle görüşeceğini ben karışamam. 40 yaşında kadın kendisi karar verir dedim. Söylediğim tek şey bu. Ama sonrasında tabii ki de bir sürü şey söyledim. Beni gelecek, arkamdan saldıracak, dayak atacak. Ondan sonra akşamına yayına çıkıp icraatımı yaptım yapacak. Burası şey değil yani hani. Burası bir cumhuriyet. Peki icraatımı yaptım diyecek. Sen mafya mısın? Ne yapıyorsun? Siz bunun sebebini, ama tabii ki de hani, çünkü eski ilişkinizle ilgili de bir bağlantısı var bu kişinin. O kışkırtmış olabilir diye düşünüyorsunuz. Şöyle Reşit söyleyeyim. Sanırım adı da. Belki de o kadını da manipüle etmiş olabilir. Evet. Yalan söylemiş olabilir. Başkası hakkında konuştuğum bir şey onun üstüne şey yapmış olabilir. Ama ne olursa olsun, bakın mesela dün ilk önce kadın diyor ki 2-3 gün önce benim hakkımda konuştu diyor. Sonra da diyor ki ben diyor 5 dakika bana mesafesi, doğru. O dediği sadece doğru. Diyor ki 5 dakika önce diyor yayında benim hakkımda konuştu, ondan sonra gittim dövdüm diyor. Yani çelişki, tezat yani. 3 gün önce mi konuştum arkadaşım ben senin hakkında? 5 dakika önce mi? Onu da geçin. Zaten 3 gün önce daha bu olay olmamıştı ki. Bugün bu olayın 2 gün öncesinde zaten siz görüştünüz. Tanıştınız. Yani aslında onlar daha yeni mi tanışmışlar? Evet, 2 gündür tanışıyorlardı beni gelip dövdüğünde zaten. Onun öncesinde Yeliz Hanım'ın size hiçbir kızgınlığı ya da başka bir şeyi yoktu. Hayır, şöyle anlatayım hatta ben size. Yeliz böyle firmaların PR'lığını yapan birisi. Ondan sonra hatta ben ona ucuzdan reklam veriyordum ya, kadına destek diye. Hani birlikte çalıştınız tabii, da tabii, siz aslında. Tabii yani hani reklam fiyatı olmayacak fiyatlara reklam veriyordum ya. Hani yemek yiyemezsin o fiyatla. Ben bir restoranta gittiğimde o fiyatla yemek yiyemem yani, düşünün. Ondan sonra arkadaşlarımı, fenomen arkadaşlarımı yönlendiriyordum. Yani rezil durumlar. Buradan çıkıyoruz bir gidiyorum, ondan sonra şeylerim yazıyor, takipçilerim yazıyor. Birlikte yayındalar. Saçma sapan laflar benim hakkımda yine. Sonra akşam benim hakkımda paylaşımlarda bulunuyor. Varotik varotik. Yani
çok büyük bir aşağılık kompleksine sahip ve aşırı cahil bir kadın yani. Peki şunu da merak ediyorum Melisa Hanım. Şimdi aslında TikTok'ta ben çok TikTok kullanmadığım için çok bilmiyorum ama herkes cevabını oradan veriyor. Niye öyle? Şimdi şöyle, bu bir yayıncılık platformu. Sadece burası öyle değil. Mesela bu hanımefendi de yıllardır başka bir yayıncılık platformunda yayıncılık yapan bir kadın. Hatta bana beni arayıp demişti ki ya kanka ben burada çok para kazanamıyorum. TikTok'a gelsen bana yardımcı olur musun? Sen çok izleniyorsun. Ondan sonra hani orada ne kadar para kazanırım dediğinde ben de ona demiştim ki tabii ki de yardımcı olurum. Sonrasında benim o insanla X kişiyle aram bozulunca X kişinin yayınına gidiyor. Hediye atıyor ki adamla samimi olsun. Samimi olsun. Bu arada Reşit Bey sanırım bu size dayak olayıyla ilgili bir konuşma yapıyor TikTok'ta. Hani bizim çünkü manipülatif. Ona bir bakabilir miyiz? Bir şey yani hani sizin bu olay olunca bir şey söylüyor bununla ilgili. Seni ben ünlü ettim, ünlü adam ettim. Ama rezilliklerle dayak yiye. Bir karımdan yedin, bir ablamdan yedin. Yani benim haberim bile yok. Seni karımın elinden zor kurtardım. Ablama gitme yapma dedim. Anladınız mı? Yalancı oğlu. Almışsın o buna kalanı yanına. Almışsın yanına. Boş boş konuşuyorsun. Yeliz abla şimdi karakolda ifade verip çıktı. Neyin peşindesin? Neyin peşindesin? Bu arada Yeliz Hanım'a abla diyor. Bir şey... Fark ettiniz mi? Diyor ki ablama gitme yapma dedim. Evet. Ben size dün demiştim. Biliyordu. Planlıydı demiştim. Yani o baştan aslında şiddet uygulayacağını size söylüyor ona. O da yapma diyor ama yine ona rağmen şiddet uyguluyor. Yapma diyeceğini hiç sanmıyorum bu şahsiyetin. Şahsiyet derken şahsiyetlere de ayıp oluyor ama olsun. Bu insan sizce gitme yapma der mi? Bu insanın başka yayını da var. Benim dayak yediğim videoyu açıyor. Ondan sonra ana haberi açıyor. Diyor ki bakın bakın diyor nasıl dayak yiyor diyor. Kahkaha atıyor. Benim dayak yediğim videoyu arkasına koyuyor. Yayında kendisini göstermiyor. Kahkaha atıyor arkadan. Yani sizce böyle bir şey diyecek insan. Bir insanın ya ne olursa olsun Esra Hanım ben size bunu soruyorum. Siz bu anlamda bilir kişi olduğunuz için. Bir insanın en nefret ettiğiniz kişi olsun. Dayak yediği videoyu ve öldüresiye bir dayak bu yani. Bu normal bir dayak değil. Bir tane tokat atıp geçmek değil yani. Kafamı vuruyor kadın masalara ya. Böyle dayak yiyen bir insanın siz videosunu açıp da koyar mısınız ya? Bunu kahkaha atabilir misiniz? Ya bu çok saçma bir şey. Bir de hayatınızın bir döneminde bir şeyler paylaşmışsınız. Bir şekilde bu nasıl bir nefret, nasıl bir kin? Onu korumaya çalışmışsınız, kollamaya çalışmışsınız. Diyelim ki bir dönem mutlaka böyle bir şey yaşanmıştır. Nasıl bir insanın dayak yemesinden haz alırsınız? Haz ya? Alıyor ya. Adam bunu koyup günlerce bunu izletti ya kahkaha atarak. Yani nasıl bir psikoloji yaşadığımı düşünebiliyor musunuz? Ben yani bir dava sürecindeyim. Bu adam sürekli bunu izletti. Kahkaha attı, onu yaptı, bunu yaptı. Ya bu normal bir psikoloji değil. Gerçekten değil. Karım kanısı konusuna gelince de Hanife Hanım'dan bahsediyor. Şöyle... Beni Hanife Hanım'a karşı, Hanife Hanım bana karşı doldurmuştu bu insan. Ve ben bunların zaten bu iki insanı... Ne söylemiş doldurmuş? Şu şekilde söyleyeyim. Beni zaten sürekli manipüle eden bir insandı. Ne kadar manipülatif bir tip olduğunu zaten siz konuşmadan anlamışsınızdır bu konuda uzman olduğunuz için. Ben onların zaten normal bir evliliği olduğunu bilmiyordum. Ayrıca sorumlu taraf ben değilim. Benim çocuklarım yok. Ben evli değilim. Ben kocamı aldatmıyorum. Bir de size hani ben aslında mutsuz bir evlilik içindeyim. Boşanacağım diyerek söylüyor. Evet, bunu zaten dün yayında da kendi ağzından kaçırdı. Bunu zaten TikTok yayınlarında da defalarca söyledi. Şöyle biz birlikte Urfa'ya gittiğimizde ki ben gitmek istemedim. Hani hissedersiniz ya bir şeyi. Gitmek istemezsiniz. Hatta ondan önce Ankara'daydık. Bu arada oraya kendi götürmek istiyorsunuz değil mi? Oradan önce Ankara'daydık. Ben dedim ki ben Ankara'da kalayım bir otelde. Sen git çocuklarını gör ne yapacaksan git yap gel dedim. Ondan sonra deprem bölgesiydi hatta o zaman orası. Ondan sonra dedi ki işte birlikte işte gidelim işte sen de yardım yaparsın falan. Ben yardım yapmak zaten istiyordum ondan sonra. Ama nedense hiçbir şekilde gitmek istemedim. Neyse bir şekilde birlikte gittik ısrarlarıyla manipülasıyla falan. Ondan sonra... Orada biz karakolda hanımefendiyle karşılaştık Hanife Hanım'la. Evet bana fiziki bir şeyler yaptı ama hiçbir şekilde kızgınlığım yok. Hiçbir şekilde kırgınlığım da yok. Çünkü ben o kadını anlayabiliyorum.
Şu anda anlayabiliyorum. O zaman anlamıyordum. Ama bugün anlıyorum. Çünkü o kadını her zaman manipülelerle kandırdığı için o kadın da benden nefret ediyordu. Peki, ben, bilmiyordu sizi, yani. Size farklı anlatıyor. Eşine farklı anlatmış olduğu için ilişkiyi. O da belki Melis beni bırakmıyor olarak aynen söylüyordu. Öyle. Belki bilemeyiz yani. Ne dediğini bilemeyiz kadına. Orada Reşit Bey de hattaymış galiba. Bir şey söylemek Reşit Bey'i bağlarsanız ismini de andım, kusura bakmayın. Ben konuşmam. Yani neyle ilgili ben bağlanacak? Alo. Bakın bu... bu ben bir söylesin, siz hiç cevap vermeyin. Ben sadece bu video ile ilgili bir şey söyleyecek sanırım. Reşit Bey, burada ben şunu çok merak ediyorum. Hani birinin... Şimdi ben sadece ben Bilal Özbilgen'in ricasıyla katıldım. Bu insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Tamam, ben Bilal sizi konuşturmayacağım karşılıklı zaten. Ha, ben bunu söyleyeyim. Madem benim kötü, iyi bir evliğim vardı, bilmiyordu. Sonradan öğrendi. Neden bırakmadı beni? Müsaade ederse anlatacak zaten. Zaten soracağım. Bırakırsan anlatacağız. Madem manipülatör, bırakırsan anlatacağız. Ya, bunlar benimle konuşmadı. Bırakırsan... Öyle bir şey söylemeyin. Oturun, ben şimdi onu alacağım. Reşit Bey. Ben bu insan sesini sizi... duymak istemiyorum tamam, ya. Tamam, sizi birlikte konuşalım. Öyle şeyler yeter söylemeyelim. Ya. Şimdi şunu söyleyeceğim Reşit Bey. Sadece lütfen siz hiç onlarla konuşmayın Melis Hanım ve Sevda Hanım'la. Çünkü birbirinize karşı öfkeniz var. Ben sadece Melis Hanım'ın da sorduğu bir şeyi merak ediyorum. Neden siz Melis Hanım'ın dayak yediği videoları gösteriyorsunuz ya da bundan haz mı alıyorsunuz? Bir sorayım. Ben, evet söyleyeyim. Evet. Ben başta da söyledim. Her zaman dayak, şiddet ben karşısında olan biriyim. Ben hiçbir zaman kendisi biliyor. Kendisi... Ondan kendi karını defalarca dövdün değil mi? Benle konuşma ya. Pislik. Böyle dur. Tamam Reşit Bey'i alalım. Ya işine bak ya, sen de. Reşit Bey'i aldık. Şimdi tabii ki ya. Bir şey ya böyle bir insanı hala bağlıyor olabilmenize şöyle inanamıyorum. Şöyle bir şey. Çünkü sizin videonuzu gösteriyor diye. Şiddet uygulamış size. Niye bunu gösteriyor? Bu da bir psikopati özelliği o zaman. Neden sizin hayır, şiddet... Hala buraya şey yapabilmesini ben algılayamıyorum. Ben anlatıyordum zaten. Ben anlatırken beni bölüp bunu bağlamak... Ya böyle cahil bir insanı buraya bağlamak zaten bence akıl mantık işi değil artık yani. Şimdi şöyle bir şey sorayım. Hani ben manipüle edildim. Hayır, burayı da manipüle edebiliyor. Ben sizin karşınızda sonuçta sizi şiddete uygulatan manipülatör bu kişi ise bunu söylemesi lazım burada. Biz ona aslında bunu soruyoruz. Şu anda hala manipüle etmeye çalışıyor ama. Yok işte aldık yaptığı şimdi yayında. Yaptığı manipülasyon hala. Yayından aldık. Yani farklı şeyler konuşuyor. Yani bu konuyla ilgili ben aslında sadece şunu sormak istiyorum. Neden sizin şiddete uğradığınız görüntüleri gösteriyor tekrar tekrar? Ama hanımefendi bunu Esra Hanımcığım farkındaysanız bunu konuşmuyor. Konuşmadı işte başka şu an. Başka şeyler konuşuyor. Dün de başka konu konuşuluyordu. Yine başka konu konuşuyor. Çünkü cahil maalesef. Yani bir dün şekilde... buraya bağlanmasında da bir case yok. Evet. Bağlandı, siz soru sordunuz. Dediniz ki kardeşim siz bu eyleme... Katkı oldunuz mu? Benim için önemli hayır. olan konu o. Çünkü siz şiddete uğradıysanız hayır. size nedeni olan bu. Bir de ama tekrar şöyle bir şey var. Şimdi ona da sorduğumuz konu değil. Bu konuların ortak noktasında o kişi çıkıyor. Hiç ilişki milişki önemli değil benim için. Olmuş bitmiş. Yani kapat, gerçekten ilişki olarak görmem rezillik. Kapattık yani o konuyu. Yani bitmiş. Ama rezillik yani ilişki değil. Bundan sonra da size zarar vermeye çalışıyorsa, manipülasyon yapıyorsa bunu tabii sormak lazım. Ben hiç ilişkiyle ilgilenmiyorum. Şu an şurada bile manipülasyon yapıyor. Ya zaten yani hukuk sonuçta size şiddet uyguluyorsa bunun da devamı gelecekse hukuk ceza uygulayacak. Onu soruyorum ben. Yani siz şiddete uğradıysanız bunu manipüle eden buysa o zaman onun bu şekilde yani benim sormamdaki sebep bu. İlişki beni ilgilen yani olmuş kapanmış. Bitmiş. İnsanlar üç hayatlarında ay olmuş. Hatalı ki. İlişkiler de yaşayabilir. Öyle öğreniyoruz zaten. Tabii ki. Bu çok benim için önemli değil ama size hala nefret kusmaya ya da şiddet görüntülerinizi yaymaya devam ediyorsa burada asıl problem bu. Evet doğru. Yani onun için o konuyla ilgili ben esas soru sormak istediğim konu oydu. Bundan sonra da devam edecek belki. Ama şöyle söyleyeyim hanımefendiciğim. Bu insan sizce sorduğunuz sorunun cevabını verebilecek bir insan mı? Ya keşke verse. Biz hani konuyla alakasız bağladık. Konuşuyor. Her zaman böyle çünkü yani... Akli dengesi yerinde değil bu insanın. Dayak diyor sen karın defalarca döven bir insansın. Bunu bana gelip gülerek anlatan bir kayıt insansın. Kayıt altında var. Ben karımı defalarca dövdüm, karımı defalarca aldattım diyen bir insansın. Hani şöyle. Sen şiddet yanlısı bir insansın. Şimdi Melis Hanım. Sen yayın... Oğlum.
bakalım. Benim cinsel istismarımın arkasında şimdi, annemin olduğunu söyleyen, annemin beni o insana sattığını söyleyen bir insansın. Tabii ki bunlara uzaktım ve sizin böyle birbirinize karşı videoları hani böyle izledim. Gerçekten şimdi ilişkilerde ya da bir problemde hep taraflar var ya. Bir insan sizi hasta edebilir mi? Edebilir ilişki yazan. Rezil edebilir mi? Edebilir. Çünkü siz ona aslında tüm gücü vermiş oluyorsunuz hayatınıza alarak. Evet, doğru. Şimdi bu olayda da mutlaka kendisi hiç sevmeseniz bile artık nefret bile ediyor olsanız bir şekilde taraf olmuş oluyor. İnanın nefret biz duygun bile yok. Sadece sesini ve görüntüsünü gördüğüm tiksinti. Hiç karşı tarafı konuşturmadığımız zaman bize diyorlar ki bu sefer taraflı olduğunuz. Sadece Melis Hanım'ı yayıncı olarak bir yanlış oluyor. Çünkü sadece Melis Hanım'ı konuşturdunuz diyor. Zaten insanlar iki tarafta konuştuğu zaman kimin haklı olduğunu görüyorlar. Yani o zaman insanlar bu kadar zeki bizim Türk halkımız mı? Görmüşlerdir. Konuyla alakası yok beyefendi. Bağlanıyor. Bu konuyla alakası yok. Bakın hı hı. Beyefendi diyorum yine. Hani beyefendilere ayıp oluyor. Mesela sizden özür dilerim bir beyefendi olarak. Yani ama... Şimdi hı hı. ama şöyle bir şey var. Haklı veya haksız tabii o birbirinden bağımsız konular da. Hanımefendinin anlattığı şeylere tabii ki konunun odağındaki biri de kalkıp cevap verebilir. Bu da onun cevabı hakkı. Yayına bağlamak durumundayız o anlamda. Tamam, yayına bağlanıyor. Konuyla ilgili mi konuşuyor? Hayır, şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Siz sonuçta beyefendinin ismini geçiriyorsunuz. Hı hı. Bir şey anlatıyorsunuz. Doğru veya değil. Haklı veya haksızsınız. Onu ben bilemem. Zaten yargıya intikal etmiş bir konu var. Yargılaması devam ediyor. Ama yayında ismi geçtikten sonra bağlanıp cevap vermek de haklı. Biz de bunu yapmak durumundayız. Yani bunun aksi evet. mümkün değil. Yayıncı hakkı olarak. Ben bunu algıladım. Yani ben de diyorum ki size. Bunu manipülasyon olarak değerlendirmeyin. Manipülasyon ne olduğunu biliyorsanız bunun bir manipülasyon olduğunu algılamışsınızdır bence de. Şunu söylüyorum size diyorum ki. Hani buraya katılıyor ama bunda konuyla alakalı konuşmuyor. Hani konumuzla alakalı konuşmuyor ki. Örnek konuyla, veriyorum. Bakın yayına katılmadan önce konuyla alakalı konuşup konuşmayacağını arkadaşlar bilemezler. Evet. Yani ben, o kendi bağlıca. Katıldığı anda değiştiriyor. Evet. Çünkü zaten evet. buna cevap vermek için katılacaktı beyefendi. Çünkü dün onun adı geçti ve Reşit Bey'in bu saldırıyı yaptırdığına ve manipüle ettiğine Yeliz Hanım'ı öyle bir şey konuştuk. Yani dedik ki Reşit Bey bu işin altında. Evet. O yüzden ona da soruyoruz. Çünkü bu şiddet görüntülerini de tekrar tekrar TikTok'ta yayınlamış. Hı-hı. Olay bu. Eğer oysa bizim sormamız gerekiyor ki siz böyle bir şey yaptınız mı? Hayır, evet. Yani ilişkiyi bu boş kadar, verin. Bu kadar. İlişki hiç bu kadar. Önemli değil. Bitmiş gitmiş 3 ay olmuş Esra Hanımcığım. Ama sonuçta bir cezalandırma bekliyoruz. Tabii, tabii ki bekliyoruz. O yüzden. Şöyle çünkü zaten. Çünkü burada konuşulan her şeyi sonuçta burada yayınlanan her şey ihbar da kabul ediliyor polisler için. Ki, o yüzden tabii. bizim burada söylediklerimiz, onların söyledikleri çok önemli. Tabii ki. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu arkadaş diyeyim eşini manipüle ettiği gibi benim çocuğumu da manipüle edip bu ana kadar geldik. Benim de karşı çıkmam onu korumasız bırakmak istiyordu aslında. Bana da bir sürü iftiralar onlar bunlar yaptı ama ben çok sağlam durabildim çok şükür. Kendi şu an eşi olan kadına da bunları yapmış. Zaten videoları var. Arzu ederseniz hemen paylaşabilirim. Hı hı. Yayında eşine tokat attığı videoyu ben hemen buyurun. Paylaşabilirim. Özlem Hanım bir şey soracakmış. Buyurun. Bir anne olarak ben şimdi söylüyorum. Melis Hanım'a ayrı soracağım. Tabii ki. Size ayrı soracağım. Tabii biz ki. Yorumcu olarak buradayız. Tabii ki buyurun efendim. Şimdi ben merak ediyorum. Siz dün sürekli hani kızdınız ya. Bir ay o kadın niye sizi aldı hani üç çocuklu evet, anneyi evet, diye. Evet. Peki Melis Hanım beraberken 8 ay 6 hemen ay. Hemen cevap ben vereyim. Ben de TikTok'ta arada bakınıyorum. Anladım. Yayıncı değilim. Hemen ama cevap bakıyorum. Vereyim. Hemen cevap vereyim. 6 ay 8 ay beraberken siz kızınızı uyardınız mı? Hemen cevap evli vereyim. Evli bir adamdan hemen. Ayrıl diye. Hemen. Şöyle efendim. Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Hayır. Çünkü o kadar fazla yanlış algı var ki. Ruhuma tercüman oldunuz. Teşekkür ederim. Evladımı duyduğum andan itibaren uyardım. Aksiyon aldım. Fakat ben aksiyon aldıkça bu adam evladımı manipüle ettiği gibi annesi şunu yaptı. Yayın açıp annesi çok af buyurun evladını para annesiyle aldı. Tacizci birlikteydi diye bana karşı da son derece manipülatif davrandı. Bu kadına benim söylediğim bu
olayı yapan kadına, bu şiddet yanlısı, benim şahsi kanaatim, patolojik olduğunu düşündüğüm, af buyurun sizin yanınızda konuşmak haddim değil, siz çünkü uzmansınız. Ama ben de 50 küsur yaşındayım ve çok okuyan ve okumayı çok seven, bilmeyi çok seven bir insan olarak bunu konuşuyorum. Şunu anlatmaya çalıştım kadınla alakalı. Dedim ki sen madem çocukları koruma devlet bakanısın, sen madem İki gün tanıdığın adamı aldın evine kardeşim dedi. Yeliz Hanım için ama söylüyorsunuz abi, değil mi? Hayır hayır. Hanımefendiye dediniz dedi. Bir saniye hanımefendi. Yani hala onun takibinde. Hayır hayır öyle değil. Öyle değil. Öyle değil efendim. Yanlış. Bitmiş. Ben size anlatayım. Ben size bakın monolog yapıyorsunuz şu an, diyaloğa geçelim. Ben size izah edeyim. Melo bir saniye. Şöyle efendim. Kimsenin kimseyi takip ettiği yok. Bu adamdan kaynaklı bir şiddet yaşadığımız için hukuki yollara başvurduk. Televizyondan da böyle bir teklif geldi. Daha önce de gelmişti. Yurt dışında olduğumuz için gelemedik. Zaten çocuğumun yaşadığı travmadan kaynaklı zaten çok kendini güçlü hissetmediği için böyle bir şeyi tercih etmedik. Şu an aranından zaman biliyorsunuz hem ilaçtır hem şeydir. Zaman geçtiği şimdi için kendini ifade çıkıyor etmek. Ayrıca bir uzmanın karşısında kendini ifade etmesinin daha doğru olacağını şimdi düşündüm. Yeliz Hanım da ben bir anne demiş olarak bu şiddeti efendim uygulayan kişi olarak Yeliz Hanım varmış galiba hattımızda. Tabii buyurun efendim. Merhabalar Yeliz Hanım, hoş geldiniz. Merhaba İsra Hanım, merhaba. Şimdi biz tabii ki konuları konuşuyoruz. Hani sonuçta bir şiddet olayı, hani mağduru var yanımızda Melis Hanım. Siz de benim düşündüğüm bir kişinin manipülatif davranışları ya da sözleriyle, belki de Reşit Bey'dir iddia ama bunlar, öyle bir şekilde saldırdınız falan diyerek konuşuyoruz. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Reşit Bey'in burada sorumluluğu nedir? Sizi manipüle etti mi? Yani şöyle söyleyeyim ben. Hanımefendi lütfen ama bakın siz susturun şunları ki ben de konuşayım. Ama şunları konuşamazsın. Şu an şunları kimse değil konuşmayın. Ya sen ne kadar cahil bir kadınsın ya. Tamam tamam şimdi konuşmayın. Bir izleyip kimse konuşmuyor şunları şu an Yeliz Hanım. Ya ne kadar cahilsin ya. Bir kendine gel Allah aşkına. Yeliz Hanım 45 buyurun sizi dinliyorum ya. Esra Hanım bunlarla beni dinlemenizin mümkün altı yok. Bunlar diyor şunlar diyor. Bugün beni aradılar. Lütfen bağlan diye. Yarın gelsinler görüntülü olarak bağlanacağım. Çünkü bunlarla burada anlaşmak mümkün değil. Peki şunlar, Yeliz Hanım, sadece benim sorumu cevaplar mısınız? Reşit Bey gerçekten sizi manipüle etmiş olabilir mi Melis Hanım'ı şiddet uygulamanız hayır, için? Hayır Hanım hayır. Hayır hayır kesinlikle hayır. O kadar boş boş konuşmasaydı benim aklımda böyle şeyler olmayacaktı zaten. Çünkü Melis Hanım diyor ki ben öncesinde, bu dayak olayının öncesinde ben hiç Yeliz Hanım hakkında konuşmadım kötü bir şey. Doğru. Yanındaydım. Ya yanında değildiniz hanımefendi. Bakın bende video var. Aa hanımefendi demeyi öğrendin. İnanamıyorum. Yanındaydım Esra Hanım. Haddini bil. Haddini bil. Rezil. Haddini bil. Haddini bil. Ya hanımefendi böyle biriyle muhatap olmak istemiyorum. Şimdi sonuçta bu size şiddet uygulamış ve bir karşı taraf işte ona da sormamız lazım. Bir şey soracağım. Çünkü hanımefendi diyor ki Reşit Bey beni hiç manipüle etmedi diyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ben size bir şey sormak istiyorum. Bu hanımefendiye, bu üsluba sahip bir hanımefendiye şunu sormanızı rica edebilir miyim? Neden sürekli birilerine şiddet uyguluyorsun? Hı hı. İlk şiddeti değil olarak hayır söylüyorsunuz. Hayır. Ama bende videolar var. Bir soralım. Yeliz Hanım soralım. Size bir şey sordum Yeliz Hanım. Şunu da sormak istiyorum. Neden her tanıdığın kadını yemeseydin? Yediğin dayak neden? Terbiyesiz. Sen patolojik. Terbiyesiz. Şimdi ben şunu soracağım. Yeliz Hanım siz peki bu şiddet olayından sonra pişmanlık duydunuz mu? Pişman mı sizce? Olabilir. Belki hani öfkeyle dayak yaptı diyor böyle bir şey. Yeliz Hanım attı mı? Özür zaten dilemem lazım. Ben Melis seni iyi ki dövdüm ama Balıkçı'da insanları korkuttuğum için özür dilerim. Orada oturan herkesten özür dilerim ama senden dilemiyorum. Tamam. Benim adıma ağzını alırken dikkat edeceksin. Peki ne söylemişti sizin hakkınızda Yeliz Hanım? Yeliz ben attım Hanım size ama gelmedi herhalde. Ben o zaman bütün Türkiye yaptım sizin hakkınızda konuşuyor. Bütün Türkiye'yi dövmeniz icap ediyor. Bir şeyler söylemeyelim. Yok yok ben söylemeyelim. Gerçekten. Bütün Türkiye'nin sizi dövmesi lazım o zaman.
Bunu biz söylemiyoruz. Sadece duyuyoruz. Beş duyu annemizden bir tanesiyle duyuyoruz sadece. Yeliz Hanım, o zaman... Bu yaştan sonra çenesine vurdu bu kadının. Bir sus ablacığım, bir sus. Benden aynı yaşıttasın yaşlı kadın. Haddini bil. Çocuğumun annesi yaşındasın. Anne yaşında bir kadınsın. Küçücük çocuğa şiddet uyguluyorsun. Bunu... Bir annesinin yanında ya hala konuşabiliyorsun. Kızın 31-32. Hala konuşabiliyorsun. Terbiyesiz seni. Terbiyesiz seni. Bir dakika, bu yaş konusunu ben Yeliz Hanım sorması ayıp. Kompleksleri yaşı. Kompleks. Kaç yaşındasınız acaba Yeliz Hanım? Yeliz Hanım. 38 yaşındayım. 38. Aslında genç bir hanımefendi. Reşit Bey kaç yaşında? Ben şimdi yaşla ilgili çok konuşulduğu için merak ettim. Çocuğu yaşında. Reşit ben Bey kaç yaşında? Size. Çocuğu yaşında. Herhalde 35-36. Çocuğu yaşında. O daha iyi bilir gerçi de. Arada. Tabii. Reşit Bey bir şey söylemek yani. İstiyormuş. Tabii. Şiddetle ilgili bir şey söylemek istiyormuş. Buyurun Reşit Bey. Alo, merhabalar. Buyurun, şiddet olayıyla ilgili konuşalım ama olur mu sadece? Geçirmek istemiyorum. Bağırmak da istemiyorum. Tamam, bağırmayın ve sadece şiddet olayıyla ilgili konuşalım. Öncelikle herkes üslubuna dikkat edecek. Tamam, şimdi o konuyu değil. Sadece şiddet olayıyla söyleyin. Tamam, söylüyorum zaten. Ne güzel söyledim. İlk defa doğru bir şey söyledi. Hayatım, sevgili söyledi onu. Allah'tan kayıt altında. Allah'tan. Reşit Bey, bu şiddet olayını ben merak ediyorum. Siz hiç manipüle ettiniz mi? Manipüle ettiniz mi Yeliz Hanım'a bu konuyla ilgili? Yeliz Hanım hayır dedi. Ama siz? Biri size mahalle karısı diyebilir mi? Kabul eder misiniz? Niye oradakiler başka bir şey? Allah Allah, aynı şeyi söylemeyin lütfen.